Evet, benim aldığım nota göre yanlış değilse 250 numaralı hadiste kalmışız. Mesabih'in Kitabul İlim bahsinin 3. faslındaki 250 numaralı hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal Hafiztu min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem vi'aeyni فأما أحدهما فبثثته فيكم فأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام رواه البخاري. İmam Bukhari rahimahullah nakletmiş, Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den iki kap ilim aldım. İki türlü ilim akseyledim. Bunlardan birisini size yaydım, naklettim, anlattım. Ve emmel ahar diğerine gelince felev betestuhu, eğer onu size yaysaydım, aktarsaydım bu boğazını göstererek burası kesilirdi diyor. Ulema bu ikinci sınıf ilmin ne olduğu konusunda muhtelif şeyler söylemişler. Bir kısım tasavvuf ehli buradaki insanlara aktarılmayan, Ebu Hureyre Hazretleri'nin insanlara aktarması durumunda canının tehlikeye gireceğini söylediği ilmin ilmi batın olduğunu söylemişler. Bir kısım tasavvuf ehli. Bu çok tutarlı değil. Çünkü biz tasavvuf ehlinin kitaplarından İlmi batına dair pek çok şey okuyoruz. Onlar ilmi zahir, ilmi batın arasında bir çelişki görmemişler, tearruz görmemişler. Tam aksine ikisini birbirine rapt etmişler. Biri olmadan öbürü olmaz demişler. Dolayısıyla bu çok tutarlı bir yorum olarak görünmüyor. Eğer insanların hayrınaysa, faydasınaysa, maslahatınaysa, dünyevi ve uhrevi, bu ilim de insanlara yayılır. Efendimiz Ebu Hureyre Hazretlerine verdiğine göre bu ilmi, onun da diğerlerine nakletmesi beklenir, hayırlı bir şeyse. Değilse Ebu Hureyre Hazretlerine bunun nakledilmiş olmasında çok özel bir anlam aramamamız gerekir. Bunun özel bir anlamının olmaması gerekir. Neresinden bakarsak bakalım bu ilmi zahir, ilmi batın şeklindeki tevil çok tutarlı görünmüyor. İkincisi bir kısım zalim idarecilerle ilgili olabilir demişler alimler. İşte bir kısım zalim idareciler gelecek. Onları ismen, resmen, cismen Efendimiz haber vermiş. Ebu Hureyre Hazretleri bunları o şekilde nakledecek olsa başına bir haller gelebilir. Bu doğrudur. Tarihi gelişmelerden de bunu teyit etmemiz mümkündür. Dolayısıyla o bir kısım zalim idarecilerle, valilerle, yöneticilerle ilgili ihbarat-ı nebeviye olabilir bunlar. Bir üçüncü yorum da genel olarak ümmetin ileride yaşayacağı fitnelerle ilgili. İç karışıklıklar ve kargaşa ile ilgili olabilir demişler ki Allahu alem en kuvvetli yorum bu. Aynı zamanda bu o bir kısım Emevi idarecileri de içine alan bir şey olduğu için daha şumullü, daha kapsamlı, daha gerçekçi. Nitekim Ebu Hureyre Hazretlerinden şöyle dediği nakledilmiş kaynaklarda görüyoruz. Ya Rabbi benim canımı 60 yılı bitmeden çıkmadan al diye o sene geldiğinde ümmetin başına bir kısım çoluk çocuk geçecek ve onlar büyük fitneler yapacaklar. Böyle demiş Ebu Hureyre Hazretleri ve demiş ki Ya Rabbi benim canımı o zamana kadar al, beni o zamana kadar yaşatma.
Hicri 61 yılı Hazreti Muaviye'nin vefatı ve Yezid'in iktidara geliş tarihi. Böyle bir işaret, böyle bir ipucu da var. Dolayısıyla genel olarak fitneler ve o çerçevede bir kısım naehil Emevi idareciler, yöneticilerle ilgili olabilir. Ebu Hureyre Hazretlerine verilen bu ikinci tür ilim. Vallahu alem. Bir diğer yorum da bu ikinci tür ilmin münafıkların kimlikleriyle ilgili olduğu şeklinde. Ebu Hureyre Hazretleri bunları eğer topluma yayacak olsa büyük fitne çıkacak, kargaşa çıkacak. Dolayısıyla bunu da gizli tutmuş maslahat icabı Ebu Hureyre Hazretleri diyenler olmuş. Fakat burada en azından Ebu Hureyre Hazretleri'nin bunu topluma, halka değil ama havassa nakletmiş olması beklenir. Yani şunlar şunlar münafıklardır. Efendimiz bunların adını verdi. Bunların nifakına, bunların fitne fesadına dikkat edin şeklinde en azından ehil insanlara bunu aktarmış olması beklenir. Vallahi alem. ...251 numaralı rivayet. Ve'an Abdillah radıyallahu anh kal, ya eyyühen nas, men alime şey'en fel yakul bihi, ve men lem ya'lem fel yakul Allahu a'lem. Fe inne minel ilmi en tekule lima la ta'lemu Allahu a'lem. Kale Allahu Teala li nebiyyihi, kul ma es'elukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mütekellifin, muttefakun aleyhi. İmam Bukhari ve Müslim rahimahumullah'tan geliyor. Buradaki Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh hazretleri diyor ki sizden kim ey insanlar sizden kim bir ilim öğrenirse bir şeyi bilir duruma gelirse onu söylesin, onun gereğini yapsın, onu insanlara aktarsın. Hemen lem ya'lem bilmeyen kimse de fel yakul Allahu alem. Allahu alem desin. Kendisine bir şey sorulduğunda o sorulan şeyi bilmiyorsa Allahu alem desin. Fe inne minel ilmi en tekule lima la ta'lemu Allahu alem. Sorulduğunda bilmiyorsan eğer sorulan şeyin cevabını bilmiyorsan bilmiyorum demek de ilimdendir demiş Abdullah bin Mesud Hazretleri. Fe inne minel ilmi en tekul lima la ta'lemu Allahu alemu. Bilmediğin şey konusunda bilmiyorum demek de ilimdendir demiş. Fe inna Allahu Teala kâle Allahu Teala li nebiyyihi Allah Teala aleyhissalatu vesselam efendimize hitaben buyurmuş ki kul ma es'elukum aleyhi min ecrin ben sizden herhangi bir ücret, herhangi bir karşılık istemiyorum. اَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّف۪ينَ Ben kendiliğimden size bir şey teklif edenlerden değilim. Ya da şöyle de anlaşılabilir, işi zorla yokuşa sürenlerden değilim. Sa'd suresinin 86. ayeti. Evet bu Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hazretlerinin bu tavsiyesi gerçekten bir Müslüman için, hele özellikle bugün bizler için çok önemli bir rehberlik, çok önemli bir tavsiye ihtiva ediyor. Bilmediğimiz konularda bilmediğimizi söylemekten imtina etmememiz lazım. Bu bir erdemdir. İnsan cahil bir varlık. İnsana ilimden çok az şey verilmiş. İnsanın bilmemesinden daha tabii bir şey olmaz. Bilmiyorsa bilmiyordur. Her şeyi bilmek Cenab-ı Hakk'a mahsus. Melekler bile ancak onun bildirdiklerini biliyorlar.
onun bildirdikleri dışında herhangi bir bilgileri olmadığını itiraf etmekten geri durmuyorlar malum. Allah Teala Hazreti Adem'i yarattığında meleklere bir takım eşyanın isimlerini sordu. Onlar da dediler ki, Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Seni tesbih ederiz. Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. İnsanlar da öyle. İnsanın her şeyi bilmesi, her konuda fikir, görüş, ilim sahibi olması mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla bilmiyorsak bilmiyoruz diyebilmeliyiz. Meşhur müfessir, Mutezili müfessir Zemahşeri'nin Rebi'ul Ebrar diye bir eseri var. Orada naklediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz bir gün minberdeyken kendisine birisi bir şey sormuş. Cemaatten birisi bir şey sormuş. O da bilmiyorum demiş. Soruyu soran kişi demiş ki hem minberin üstüne çıkmışsın hem de bilmiyorum diyorsun. Oluyor mu, yakışıyor mu? Hazreti Ali de demiş ki ben bildiklerim miktarınca bu minberin burasına kadar çıkabildim. Bildiklerim beni buraya çıkarttı. Eğer bilmediklerim sayesinde yükselecek olsaydım semaya çıkardım. Evet, yani bunun Hazreti Ali Efendimiz'den sadır olması çok ilginçtir. Malum İmamiye şiasına göre imamlar geçmişin, geleceğin bilgisine mutlak anlamda sahiptir. Her şeyi bilirler onlar. İlmi ma kâne ve ilmi ma yekûn, hepsini bilirler. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'den böyle bir şeyin suduru İmamiye'nin canını sıkıyor. Tabii bunu kabul etmelerini beklemiyoruz onlardan ama vaka bu. Selefi salihinde de bu tavrı görüyoruz. Bilmedikleri konuları açıkça, aleni, hiç yüksünmeden bilmiyorum diyorlar yani. İmam Malik Hazretlerinden defaatle burada nakletmiştik bu seminerlerde. Bilmediği konularda açıkça bilmiyorum diyor. İmam Ebu Hanife Hazretlerinden aklımda yanlış kalmadıysa 6 veya 12 meselede bilmediğini söylüyor, bunu itiraf ediyor. İbn Abidin bunlardan bir kısmını sayıyor, Reddül Muhtar'da bir kısmını saymıyor ama bunların sayısı yanlış hatırlamıyorsam 12. Diğer müçtehit imamlardan da aynı şekilde, onlardan önceki tabiinden, selef-i salihinden, sahabe-i kiramdan da aynı şekilde bilmedikleri konularda bilmediklerini itiraf etmekten geri durmuyorlar. Hazreti Ebubekir'den, Hazreti Ömer'den ve radıyallahu anhuma, diğer sahabilerden nakledilmiş şeyler var. Kur'an tefsirine ilişkin, ahkama ilişkin, fetvaya ilişkin bilmediklerini itiraf ettikleri çok meseleler okuyoruz tarih içerisinde. Benzeri bir nükte İmam Ebu Yusuf için anlatılır. Birisi ona bir şey sormuş. O da bilmiyorum demiş. Nasıl bilmezsin demiş. Koca Şeyhülislam'sın, devletin başkadısısın, bilmiyorsun. O da demiş ki ben bildiklerim için devletten maaş alıyorum. Bilmediklerim için maaş verecek olsaydı devlet bana beytülmal yetmezdi, hazine yetmezdi demiş. Evet, dolayısıyla bilmiyorsak bilmiyoruz diyeceğiz, bilmiyorum diyeceğiz. Bunu bir nefis meselesi yapmayacağız, yapmamamız lazım. Günümüzde özellikle arkadaşlar bunu sık sık vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Özellikle genç ilim yolcuları bir hevesle, bir heyecanla ilmi meselelere dalıyorlar. Hakkını vererek buna Arapçada katlul bahs diyorlar. Yani herhangi bir meseleyi sonuna kadar araştırıp o meselede bütün gücünü, gayretini sarf etmeden bilgi sahibi olmak, sonra fikir sahibi olmak doğru değil. Çok sevdiğimiz insanlar olur. Çok çizgisini, tarzını, tavrını benimsediğimiz insanlar olur. Onların söyledikleri bizim için hüccet olur. Bu doğrudur. Hepimiz gençliğimizde bunu yaşadık. Ben hatırlıyorum, ismini vermeyeceğim, saygı duyduğumuz, hürmet ettiğimiz bir hocamız. Üniversite yıllarındaydım ben.
İlmihal yazıyordu. Heyecanla bekliyorduk hocamız o İlmihal kitabını yazsın. Bütün kütüphaneyi boşaltalım. O İlmihal'i koyalım. Bizim dünyamızı doldurmak için bu yeterlidir diye. Ama doğru bir şey değil. Sonuçta o da bir insan. Bildiği doğruları gücü yettiği kadarıyla aktardı. İki ciltlik bir ilmihal yazdı. Çok da güzel bir ilmihaldi. İstifade ediyoruz. Allah razı olsun kendisine, uzun ömürler versin. Ama bütün kütüphaneyi boşaltma fikrimiz doğru değildi. Onu da kütüphanenin güzel bir köşesine koyalım. Ondan da istifade edelim. Diğer ilmi mirasın bir mütemmimi olarak onu da ait olduğu yere koyalım. Doğrusu buydu. Şimdi bunu niye söyledim? Herhangi bir hoca efendiyi çok severiz, çok beğeniriz. Herhangi bir davetçiyi, bir ilim adamını, bir fikir adamını çok severiz, çok benimseriz. Onun söylediklerine, söyleyiş biçimine, tarzına, üslubuna hayran oluruz. Dolayısıyla dünyamızı o doldurur, başka bir şeye yer vermeyiz. Bu doğru değil. O da insan. Onun da yanlışları olur, doğruları olur. Onun da hataları olur, sevapları olur. Onun için sözü dinleyip en doğrusuna tabi olmak en doğrusu. Bir de bunun yanında kendi fikrimizi söylemek için acele etmeyelim. Bir konuda kanaat beyan etmek için, sorulan sorulara müktesebatımıza dayalı olarak sadece cevap vermek için acele etmeyelim. Bu doğru bir şey değil. Bilene havale edelim, kaynaklara havale edelim. Kendimiz yapabiliyorsak, gidebiliyorsak kaynaklara kendimiz gidelim. Gidemiyorsak kaynaklara gidebilen insanlara havale edelim. Soru sormak ve sorulara cevap vermek acizane tespitimdir, yanlış olabilir. Günümüzde Müslüman gençlere arız olan en büyük tehlikelerden birisi. Çok soru soruyoruz ve çok cevap veriyoruz. Az bilelim, onu amele dökelim. Amelimiz daha çok olsun. Yani amelimiz bilgimizden daha çok olsun. Daha çok amel edelim. Daha az şeyle kendi bireysel mükellefiyetlerimizi yapabilecek kadarını öğrenip onları amele dökmeye bakalım. Çok şey bilmek gerçekten bir marifet değil. Çok şey bilmek amele dökmeden, onunla amel etmeden ruhumuzu, dünyamızı, gidişatımızı onunla şekillendirmeden, onunla müzeyyen kılmadan çok şey bilmek ve sadece bunları konuşmak büyük bir risk, büyük bir tehlike. Böyle şeylere prim vermemek lazım. Ama görüyoruz, çok soruyoruz, çok cevap veriyoruz, çok tartışıyoruz. Müslüman genç kuşakların bu badireden bir şekilde kurtulması lazım. Daha evvelki bir kısım seminerlerde de söylediğimi hatırlıyorum. Hemen acele yalap şap ne yapalım biz de bu ortalıktaki tartışmaların içine atlayalım, biz de bunlara ilişkin söz söyleyelim, nereden başlayalım, ne okuyalım diye sorulur bize çok. Bu doğru bir şey değil, bu yanlış bir şey. Piyasada tartışılan, konuşulan fikirlerin sonu gelmez. Bu sizi uğraştırır. Bu sizi amelinizden, istikametinizden geri koyar. Kendi bireysel sorumluluklarınız dururken farz-ı kifaya bir işle uğraşmak akıl işi değil. Önce kendi üzerimize düşen şeyleri, farz-ı ayin şeyleri yani yapmak, onları bir hakkın yerine getirmek, ondan sonra vakit kalırsa diğer meselelere geçmek en doğrusudur. Bunu da tekraren bir daha söylemiş olalım. Bir de tabii bir bilgi kirliliği var. Piyasada çok şey var. İnternet diye bir cadı kazanı var. Orada her şey var. Bunların içinden doğrusunu süzüp almak çoğu zaman mümkün olmuyor. İnternetten bilgilenmek başlı başına bir felaket zaten. Herhangi bir şey hakkında bilgi sahibi olmak istediğinizde hemen açarsınız tık 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 bilgisayara, Google'a sorarsınız. O size söyler. Bu doğru değil.
Bazen rastlıyorum, zamanım oluyor, yazıyorum, bazen yazamıyorum. Hadis diye dolanan o kadar çok şey var mesela, ben bunların aslını bulamıyorum. İnsanlar gayet rahat yazıyor hadis. Efendimiz'den nakledilmiş, şöyle olmuş, böyle demiş. Böyle bir şey yok, ben bilmiyorum, aslını bulamıyorum. Nereden buluyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bu da bir vebal. Dün müydü, evvelsi gün mü? Erkam Radyo'da bir program çektik. Orada sehpanın üstünde Altınoluk Dergisi'nin son sayısını gördüm. Çok güzel bir kapak yapmışlar sosyal medya ile ilgili. Zannediyorum Twitter'dan da onu duyurdum. Çok güzel. Yani bu medya, bu internet, bu sanal alem başlı başına bir imtihan alanı oldu. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu çok vakit öldürüyor, bu bizi çok yanlış, yalan bilgilerle karşı karşıya bırakıyor. Çok dikkat etmek lazım. Çağımızın en büyük imtihan vesilelerinden birisi haline geldi. Dikkatli olmakta fayda var. Evet, 252 numaralı rivayet. وَعَنْ اِبْنِ سِيرِينَ قَالَ اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ د۪ينَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ İmam Müslim rahimehullah tabiinden İbn Sirin'den nakletmiş. İbn Sirin Enes bin Malik Hazretleri'nin azatlısı, büyük tabii, büyük tabiinin alimlerinden. Diyor ki inne hadal ilme dinun, bu ilim dindir. Fenzuru ammen ta'khuduna dinakum. O halde dininizi kimden aldığınıza iyi bakın. Bu genellikle hadis tarihinde, bizim hadis tarihi kaynaklarımızda nakledilen bir sözdür. Size hadis diye nakledilen şeyler, hadisler yani dindir. Dolayısıyla bu hadisleri kimden aldığınıza, dininizi kimden aldığınıza iyi bakın. İbn-i Sirin'in bu sözü aynı zamanda isnat başlangıcı tartışmalarında da çok dermeyan edilen bir sözdür. İsnat ne zaman başladı, kullanılmaya ne zaman başladı? Bir kısım müsteşriklerin sözleri var İbn-i Sirin'in bu sözüne, daha başkalarının daha başka sözlerine istinaden diyorlar ki isnat işin başında yoktu. Ne zaman ki fitne ortaya çıktı, o zaman insanlar isnat kullanmaya başladılar. Yani sözlerinin arkasına senet zincirleri takıp onu hadisleştirmeye başladılar. Daha evvelinde senet zinciri yoktu. İnsanlar bir şey söylediğinde onu kimden aldıklarına, kimden duyduklarına bakmazlardı. Bu sorulmazdı, onlar da dikkat etmezdi. Dolayısıyla bu senet kullanımı, isnat zinciri kullanımı çok muakhar bir şeydir. Bir kısım müsteşriklerin böyle iddiaları var. Bunu bir kısım müstagripler de söylüyor. İsnat kullanımının İslam tarihinde, hadis tarihinde çok geç dönemlerde oluştuğunu ve işletildiğini söylüyorlar bir kısım hadis karşıtları. Bu doğru bir şey değil. İbn-i Sirin'in bizatihi bu sözü bize her önünüze gelenden hadis almayın uyarısını yapmış olması bakımından çok önemli. Bizatihi bu söz bile bize senedin o dönemlerde de kullanımda olduğunu gösteriyor bizzat bu söz. Yani insanlar birilerinden ilim alıyor, hadis rivayeti alıyor, aksediyor ve onu başkalarına aktarıyor. İbn-i Sirin de dikkat çekiyor, diyor ki bakın bu dindir, her önünüze gelenden bunu almayın. Kimden aldığınıza dikkat edin. İbn-i Sirin tabiindendir. Bunu kime söylüyor? Alettenezzül kendi tabakasındaki, kendi akranlarına söylüyor yani. Ya da kendi talebeleri, çocukları durumundaki bir sonraki kuşağa söylüyor bunu. Demek ki insanlar birilerinden ilim alıyorlar ki, bu birilerinden ilim alma işi o zaman tedavülde ki İbn-i Sirin de bunu söylüyor. Ama bir de problem var. Problem ne?
problem, bir takım şeyler yaşanmış, bir takım fitneler ortaya çıkmış. Yalan yanlış şeyleri hadis diye uydurup ortalığa süren insanlar görülmeye başlamış. İbn-i Sirin de buna dikkat çekiyor. Fırkalaşma tarihine baktığımız zaman biz bunu görüyoruz. Efendim, bu sözün söylendiği tarih Hicri 2. asrın başlarıdır. Hicri 2. asrın başlarında bir kısım Şii oluşumlar yavaş yavaş teşekkül etmeye başlamış. Efendim, kaderi oluşumlar teşekkül etmeye başlamış. Teşbihçi, teçsimci oluşumlar yavaş yavaş İslam dünyasına girmeye başlamış. İşte bütün bu fırkalaşmalar, fırkalar ve onların müntesipleri tarafından İslam toplumuna bir kısım rivayetler imal ediliyor ve tedavüle sokuluyor. Bu bir hakikat, bu bir vaka. İbn-i Sirin de diyor ki, dininizi kimden aldığınızı iyi bakın. Bir rivayette fitne ortaya çıkmadan önce insanlar birisi birine hadis naklettiğinde senedini sormazdı. Fitne ortaya çıktıktan sonra, fitne döneminden sonra artık insanlar senet sormaya başladı. Ehli sünnete bakılıyor, onların rivayetleri alınıyor. Ehli bid'ata bakılıyor, onların rivayetleri bırakılıyor. Dolayısıyla bu isnat sorma hassasiyeti olarak meselenin adını koymak lazım. Bu isnadın teşekkülü değil, isnat sorma hadisesinin teşekkülüdür. Bir sistem olarak, yani sistemli olarak isnat sorma hadisesi o dönemden sonra başlıyor. Yoksa isnat başından beri var. Ama insanlar biraz daha dikkatli olmaya, biraz daha hassas davranmaya çağrılıyor. Bunu anlamak mümkün. Günümüzde bu isnat hadisesinin çok muakhar bir döneme rastladığı, hatta hadislerin derlenmeye, toparlanmaya, yazıya geçirilmeye başlaması hadisesinin çok muakhar dönemlere rastladığı şeklinde iddialar var maalesef. Hala bu iddialar dolaşımda. Bunları eğer kasıtlı yapıyorlarsa artık hadis tarihinde, hatta bir kısım müsteşrikler bile bunu itiraf etmeye başladılar artık. Böyle bu tarihin sonraki dönemlerinde oluşturulup da geriye doğru atfedilen şeyler değil, isnat başından beri var. Bunu bir kısım insaflı müsteşrikler de söylemeye başladılar. Buna rağmen işte hadislerin yazıya geçirilmesi Hicri efendim 2. 3. asırlarda olmuş. O zamana kadar bu hadis yazımı, efendim rivayeti vesairesi söz konusu değilmiş diye böyle karanlık bir tablo çizen insanlar ya bu işi bilmiyorlar ya da bildikleri halde hinliğine yapıyorlar. Bu bir emanettir. Bu emanetten sorulacağız. Bu hakikatler ortadayken insanlar bile bile saptırıyorsa, bile bile çarpıtıyorsa bu büyük bir vebaldir, bu büyük bir cinayettir. Hakikata ihanettir, ümmete ihanettir. Bundan sorulurlar, sorulacak. Cehaletle yapıyorlarsa bu daha kötü. İnsan bilmediğini bilmiyorum demeli ve itiraf etmeli dedik. Bir evvelki hadisin izahı sadedinde. Fakat bunlar cehli mürekkep ile malul insanlar. Bunlara bilmediklerini de anlatmanız çok zor. Çünkü bilmediklerinin farkında değiller, bildiklerini zannediyorlar. Bilmediklerinin itiraf edecek kadar erdem, fazilet ve ahlak sahibi de değiller. Onun için bunlara işin hakikatini anlatmak çok zor. Allah ıslah etsin diyelim. Son bir rivayet daha okuyalım. 253. hadis olarak ve an Hudeyfe radıyallahu anhu قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وان اخذتم يمينا وشمالا
لقد ضللتم ضلالا بعيدا رواه البخاري رحمه الله. İmam Bukhari rahimehullah naklediyor Hazreti Huzeyfe'den radıyallahu anh. Diyor ki ya maşerel kurra, ey kariler, bu kurra kelimesi sahabe döneminde bilhassa ve tabiinin büyükleri döneminde alim anlamında kullanılıyor. Kari, çoğulu kurra. Biz bunu bugün Kur'an kıraatleri konusunda bilgi sahibi, tecrübe sahibi insanlar hakkında kullanıyoruz bu tabiri. Ama evvelki dönemlerde bu alimler hakkında kullanılıyordu. Hazreti Huzeyfe diyor ki, kime diyor? Tabiine diyor. Talebelerine veya işte çocukları okuşak. Ya maşerel kurra, ey ilimle iştigal edenler, alimler, Kur'an ilimlerine, sünnet ilimlerine sahip olan insanlar, istakimu, müstakim olun, istikamet sahibi olun, sağa sola yalpalamayın, düzgün yaşayın, müstakim yaşayın, sözünüzle ameliniz birbirini tutsun, sözünüzle ameliniz de müstakim olsun. Fakat sabaktum sabkan ba'iden, bu subiktum şeklinde de okunabilir. O zaman anlam birazcık değişir. Sabaktum sabkan ba'iden diye okursak, sizden sonra gelecek kuşaklara nispetle siz öncü durumundasınız. Dolayısıyla siz müstakim olun ki sizden sonra gelenler de size baksın, istikametlerini ona göre ayarlasınlar. Subiktum şeklinde okunursa sizden evvelkiler geldi geçti, sizden evvel bir kavim geldi geçti. Subiktum sebkan ba'iden, istikamet bakımından onlar sizi hayli geride bıraktılar. Çok uzaklarına düştünüz onların. Kendinizi ona göre ayarlayın. Sizden evvelki müstakim kuşağa bakın, sahabe-i kirama bakın. Onlardan çok uzağa düştünüz. Yolunuzu, istikametinizi, gidişatınızı ona göre ayarlayın. Ve in ahattum yeminen ve şimalen, eğer sağa sola yalpalarsanız, لَقَدْ طَلَلْتُمْ دَلَالًا بَعِيدًا, apaçık bir sapkınlıkla sapmış olursunuz. Hz. Huzeyfe radıyallahu anh, ister öyle okunsun bu kelime, subiktum okunsun, ister sabaktum okunsun fark etmez. Şunun farkındadır, bu hitap ettiği kitle İslam'ın öncü kuşaklarındandır. Dolayısıyla onlardan sonra gelecek kuşaklar olacak, onlara bakacaklar. Onlara göre hiza mesafe alacaklar. Onların en küçük bir sapması kendilerinden sonraki kuşakta sapmalara yol açacak. Kuşaklarda sapmalara yol açacak. Onun için onları istikamette tutmaya hassasiyet gösteriyor. Evet, balık baştan kokar diye bir tabir var. Bir şey nasıl başlarsa öyle gider. Başlangıçta o kurucu nesiller temeli nasıl attılarsa o şekilde oluşuyor, devam edip gidiyor. Onun için kurucu nesillerin çok büyük ehemmiyeti vardır. Hangi döneminde olursa olsun tarihin, hangi coğrafyada, hangi olayda, hangi bağlamda olursa olsun kurucu nesillerin çok büyük rolü var. Onlar nirengi noktasıdır. Onlara bakarak daha sonra gelenler istikametlerini ayarlarlar. Hep öncekilere atıf yaparak giderler. Kısmet olursa seminerin ikinci bölümünde değinme imkanı bulur muyuz bilmiyorum. Peşaver gecelerine reddiye bağlamında İran'ın Şiileşmesiyle ilgili bir bahis geliyor orada. İşte ona baktığımızda o temel nasıl atıldıysa ondan sonra öyle geldi. O temel Safeviler döneminde atıldı. O dönemde bir takım şeyler oldu. Onlar bir kurucu nesil yetiştirdiler İran'da. Ve bugün onların attığı temel üzere yürüye geliyoruz. Bakıyoruz ki evet orada o temel üzere bir hayli işler olmuş. Dolayısıyla her zaman için kurucu unsur önemlidir. Bugün de önemlidir. Bugün bu coğrafyada, İslam coğrafyasının genelinde ve Anadolu coğrafyasında büyük bir
fikri teşebbüs yaşanıyor, karmaşa yaşanıyor, bir başıbozukluk var, bir çok seslilik var. İşte burada ayağını sağlam basacak olanlar, burada müstakim duracak olanlar, burada sözü yerli yerince söyleyecek olanlar, burada ameli ve sözü birbirini tutanlar gelecek nesillere iyi bir örneklik bırakacaklar. O nesiller bu nesillere bakarak istikametlerini ayarlayacaklar. Çünkü tam o kurucu nesillerin kritik misyon ifa ettiği kritik bir dönemde yaşıyoruz. Geçmişte de öyle oldu. Buna benzer durumlar yaşandı. Bugün de aynen o durumu yaşıyoruz. Bu dönemlerde kritik kararlar verme, stratejik adımlar atma dönemleridir. Bu dönemlerde yapılan işler çok önemlidir. İleriye dönük, ileriyi hesap ederek yapılan işler, atılan adımlar ileriye dönük etkiler yapar. Onun için Allah korusun bizde bugün en küçük bir yalpalama, en küçük bir zikzak, en küçük bir fütur olursa bizden sonraki nesiller bundan çok daha fazla etkilenir. Bizim müstakim durmamız lazım. İlmen, amelen, ahlaken, suluken müstakim durmamız, müstakim yürümemiz lazım ki bu emaneti hakkıyla ifa etmiş olalım. Diyelim ve bir ara verelim. İnşallah aradan sonra ikinci bölüm için tekrar burada olalım.